Evet arkadaşlar, herkese hayırlı pazarlar. Evet, bugün ayın 29'u. Evet, ben kahvaltıma böyle yulafla başladım arkadaşlar. Dün geldim ve tartıya çıktım ve hiç kilo vermediğimi gördüm, sinirlendim. Şöyle bir yulaf ezmesi, ben bunu bayılıyorum arkadaşlar. Yükseklik içeriyor. Bunu yedikten sonra sütle karıştırıyorsunuz. Şöyle bir süt aldım, sindirimi kolay, laktozsuz. Bununla karıştırıyorsunuz, sindirimi daha kolay oluyor ve bunu yedikten sonra bol su içeceksiniz arkadaşlar. Bol su içmenin nedeni de vücudu mideyi şişirmek, mideye şişkinlik hissiyatı verip acıkmanızı önlemek. Öyleyse bana afiyet olsun. Bakın arkadaşlar. Yulaf ezmesi doğal lif kaynağı diyor. Dengeli beslenmenin önemli bir parçası olan lifli besinleri düzenli tüketmek önemlidir diyor. Günlük ne kadar lif tüketmeliyim sorusuna önerilen günlük lif miktarı cinsiyet ve yaşa bağlıymış. Yetişkin bir birey için her gün 25 gram lif tüketilmesi öneriliyor diyor. Protein beslenmenin önemli öğelerinden biridir. O nedenle günlük olarak beslenme düzeninin içerisinde yer alır. Yulaf ezmesi içerisindeki bitkisel protein ile günlük beslenmede doğal protein kaynağı olarak yer alabilir. Protein kas kütlesinin artışına ve korunmasına katkıda bulunur. Evet, bakın ne diyor şurada da. Bakın şurada da güzel bir şey diyor. Yulaf ezmesi içerideki vitamin mineraller ile demir manyezyum yorgunluğun bitkinin azalmasına katkıda bulunuyor. Çinko ve demir bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Fosfor ve manyezyum normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Potasyum ve manyezyum normal kas fonksiyonlarına katkıda bulunur. B1 vitamini kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Bakın 200 ml sütle 30 gram etil lifatif yulaf ezmesi tüketildiğinde günlük protein ihtiyacınızın yaklaşık olarak %20'sini, kalsiyum ihtiyacınızın %30'unu, lif ihtiyacınızın ise %16'sını karşılıyor. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir diyor. Evet arkadaşlar, yulaf ezmesini de şu şekilde tüketiyoruz. Soğuk sütle, yoğurtla, sütle de haşlayabiliyorsunuz. Ben genelde böyle soğuk sütlü tercih ediyorum. Evet arkadaşlar, bu bilgiyi verdikten sonra da tekrardan yemeğe devam edeyim. Evet arkadaşlar, dün bilmece sormuştum hatırlarsanız. Ama kimse yorum yapmamış. Bir kişi yorum yapmış bilmiyorum diye. Birazdan bilmecenin cevabını söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, 29 Ağustos 2021 Pazar. Allahu Teala'nın nimetlerini saymaya kalkarsanız bitiremezsiniz. Aynen. Çok şükür ya Rabbime. Bugün mesela tarihte Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi 1855'te olmuş arkadaşlar. Belgrad'ın fethiymiş 1521. Mohaç zaferi 1526. Evet, arkaya geçiyoruz. Günün tarihinde Belgrad'ın fethi. Evet, dünkü cevap 59 dakikaymış arkadaşlar. Evet, 59 dakika. Evet, bugün ne yemek yapacağım diye zorlananlar için mantar çorbası, bezelye, şehirli pilav, cacık. Evet. Mantar çorbası da güzel olur, evet. Bezelyeyi de seviyorum. Of, şehirli pilav. Cacık zaten. Güzel, evet. Kombin güzel olmuş. Erkek Rauf, kız Rana. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Hava bugün de çok sıcak. Bir duş alıp hemen çıkmak istiyorum. Saat şu anda 12:10 geçiyor arkadaşlar.
Biraz gezelim mi hep beraber yine? Gezelim gezelim. Hava çok güzel. Hadi bakalım. Hazırlanın siz de. Ben duşumu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yine anneme gidiyorum. Neden gidiyorum? Çünkü yaprak sarması sarıyormuş. Arkadaşlar, az önce de belirttiğim gibi annem sarma yapıyormuş. Duyar duymaz hemen hazırlanıp gidiyorum arkadaşlar. Ya sarmayı duyunca bu halsiz kız hemen fal kuşu gibi gözler açıldı. Ondan sonra da niye kilo alıyoruz değil mi? Ondan sonra da niye kilo alıyoruz? Ay ay, ama epeydir de yemedim bir arkadaşlar. Canım da çekiyordu. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, geri gelmez hemen sarmaya oturduk ve çekmeyi unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Şimdi pişmeyi yolluyoruz inşallah. Bir dahaki sefere çekelim inşallah. Nasıl unuttum bilmiyorum ya. Tüh.